Merhabalar arkadaşlar, Taka Okulumuz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz kolay miyoki yarım nazar boncuğu yapımı bilekliğimiz olacak. Miyoki'den peyote çalışmamızı nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim bugünkü dersimizde. Peyote'yi öğreteceğim arkadaşlar. Bu şık, güzel yarım nazar boncuğu bilekliğimizi yapacağız. İstersek böyle uzun yapıp dolamalı yapabiliriz bileğimize, iki katlı. Şöyle göstereceğim. Bakın. Şu şekilde. Uzun dolamalı yapabiliriz bileğimize. İstersek de sadece bileğimizin ölçüsünde tek kat çalışmada yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapmak size kalmış. Evet, bunun için, bu videomuz için, bu çalışmamız için gereken malzemelerimizi arkadaşlar sizinle paylaşacağım. Miyoki boncuklarımız hangi renklerde? Bu çalışmamızda beyaz miyoki boncuğumuz, gold sarı, lacivert, açık mavi, lacivert miyoki boncuklarımız var. Bu miyoki çalışmamızı miyoki ipiyle de yapabiliriz arkadaşlar. Ama ben 20'lik misinayla yapmayı tercih ediyorum. İlk başlayanlar misinayla yapsın arkadaşlar. Çünkü ipin arasından geçtiğiniz zaman tekrardan geri sökmeniz zor olur. En azından alışana kadar 20'lik misinayla miyoki çalışmalarınızı yapmanızı tercih ederim arkadaşlar. Sökmesi de kolay olur, geçişleriniz de kolay olur. Daha sonra miyoki ipiyle çalışabilirsiniz. Evet, peyotemizi nasıl yapıyoruz? Biraz misinamı taktım. Boncuk iğnem var. Boncuk iğneme taktım misinamı arkadaşlar. 20'lik misinamı. Başlayalım. Bu çalışmam için 7 tane miyoki alacağım. Bunu nereden hesaplayacağım arkadaşlar? Şöyle biraz daha büyüteyim şeklimi, size daha iyi anlatabileyim. Şuradan bakalım. Şöyle şuradan bakalım arkadaşlar. Şunu da şöyle kapatayım. Şuradan bakın, şu 1, tepedekileri sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane tepeciğimiz var bakın. Üste kalan boncuklarımız, miyoki boncuklarımız. Bir de altta kalan boncuklarımız var. Altta kalanlar alt sırayı temsil ediyor. Üste kalanlar da üst sırayı temsil ediyor arkadaşlar. Peyotemiz bu şekilde oluşmakta. Sıra takibimiz bu şekilde olacak. Peki biz bir şeklimizi yaparken o şeklimizi oluşturabilmek için nasıl bir yöntem izlememiz gerekiyor? Bu şeklimizdeki boncuklarımızı sayalım. Kaç tane boncuğumuz var tepecikte? 1, 2, 3. 3 tane boncuğumuz olduğu için bunun 2 katı, 6 ve bir fazlası. 7 boncuktan oluşmakta. Hesaplamamız hep bu şekilde olacak. Boncuk sayısının 2 katı ve bir fazlası. Bir fazlası da dönüş payımıza gitmekte. O yüzden biz 3 boncuğumuz var, 2 katı 6, bir de dönüş payımız var 7. 7 boncukla başlamamız gerekiyor arkadaşlar. 7 tane beyaz miyokimi alıyorum arkadaşlar. Hatta önce bir stop boncuk yapalım, şöyle görün. Daha kolay anlayabilirsiniz. Bir tane şöyle stop boncuk yapıyorum. Bunun içinden iki sefer geçelim arkadaşlar. Stop boncuğumuz burada kalsın. Burada yine misine bırakın arkadaşlar. Çünkü kapamalarınızı
dikilecek bir kapama ise ya da boncuk eklenecek bir kapama yapacaksak oradan kolaylıkla yapabiliriz. Her zaman bu şekilde bir misline bırakmak iyi olur arkadaşlar. İşinizi kolaylaştırır. Bir tane stok boncuğumdan içinden iki defa geçtim. Şimdi 7 tane miyokimi takıyorum arkadaşlar. Tane miyokimi takıyorum. Şöyle 2 4 2 4 6 7. Bir taneyi taktım. Bakın şuraya da elimizi dolayabiliriz, şöyle daha kolay bir başlangıç yaparız. Daha iyi gösterebileyim size. 2 4 6 7. Bir tane boncuğum köşe boncuğum olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle geriden sayalım. 1 2 3. 3. boncuğumuzdan sağdan sola geçiş yapıyorum, bakın. 3'ten burada bir köşe oluşturacağım. Çektiğim zaman burada bir köşe oluşacak arkadaşlar. Bakın oluştu. Üçlü bir köşemiz oluştu. Şimdi bir tane yerden miyoki alıyorum. Önümdeki bir taneyi atlıyorum arkadaşlar. İkinciden sağdan sola geçiyorum. Bakın oluşmaya başladı. Şöyle göstereyim elimle. Burası tamam. Tekrar bir tane yerden alıyorum miyokimi. Bir tane önümdeki bir taneyi atlıyorum. İkinciden geçiyorum. Şöyle yapayım. Bakın. Bu şekilde şeklimizi oluşturduk arkadaşlar. Stok boncuğumda başta 1 2 3 tane tepeciğim oluştu boncuğumda arkadaşlar. Evet. Şimdi gidişini göstereceğim. Dönüyoruz. Şimdi gidişimiz nasıl olacak? Bu başlangıcıydı. Başlamayı gösterdim. Şimdi gidişini göstereceğim arkadaşlar. Sizler daha iyi görün diye şöyle açayım. Bir tane miyoki boncuğumu alıyorum. Tepedekilerden geçiyorum arkadaşlar. Bir alıyorum tepeden. Bir alıyorum tepeden. Bir alıyorum tepeden. Bu şekilde gideceğiz. Bir miyokimi aldım. Tepeden geçiş yapıyorum. Bir miyokimi aldım. Tepeden, tepedeki boncuktan geçiyorum. Bir tane miyokimi aldım. Tepedeki boncuktan geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 4 sıra örüyorum. Boş olarak bir aldım, bir tane geçiyorum. İyice oturtuyorum arkadaşlar yerine. Bir aldım, bir
tane de geçiyorum. Bir aldım, bir tane de geçiyorum. Bakın şeklimiz oluşuyor. Onu da döndürüyorum elimde. Yine aynı şekilde bir aldım. Tepedeki miyokimden geçiyorum. Bu şekilde 4 sıra boş örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde örmemi yaptım. Şöyle düzeltelim elimizde de. Evet. Bir sıra daha örelim. Bir sıra daha örelim. Bir al, bir geç. Buralara şu aldığımız miyokiyi bu boşluklara yerleştiriyoruz. Buraya yerleştiriyoruz, buraya yerleştiriyoruz. Evet. Bir al, bir geç şeklinde ilerliyoruz. Piyato tekniği dediğimiz tekniğimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Evet. Bir sıra daha öreceğim. Evet. Bu şekilde ördüm arkadaşlar. 4 sıra. Bakın her tarafı da 4'e 4 oldu. Şimdi şeklimizi nasıl koyacağız? Bakın şuradan bakalım şöyle. Şuradan nazar boncuğumuza bir bakalım. Şeklimizi şuradan bir sarı koyarak başlayacağız. Şurası olacak bu da. Bir sarı başlayacağız. Üste gelen kısımlar aynı sırayı oluşturuyor arkadaşlar. Üste hangi boncuklarımız var aynı sırada? Sarı, bir sonraki beyaz, bir sonraki beyaz. Bu şekilde. Sonra dönüşte beyaz, beyaz, sarı. Dönüşte lacivert. Sarı, beyaz. Dönüyoruz. İçinden geçip beyaz, sarı, lacivert. İçinden geçiyoruz boncuğumuzun. Döndüğümüz zaman ne takıyoruz? Mavi. Mavinin sırasında ne var? Açık mavinin. Açık mavi. Lacivert. Beyaz var. İçinden geçiyoruz. Dönüşümüzde ne var? Beyaz, sarı, mavi. Yani bu üsttekiler aynı sıraya tekamül etmekte. Ve bu üsttekiler aynı sıra olduğu için bu üst kısımları takip edeceğiz şeklimizi koyarken. Bizim şeklimizde de sarı buradan başlayacağız. Bir tane sarı şuraya koyacağız. Sonrakinde ne var? İki tane beyaz var. Taban rengimiz var. Koyalım bakalım. Bir tane sarımızı alıyoruz. Sarı. Evet.
Bot sarısı rengimizi miyokimize aldık arkadaşlar. Diğerleri beyaz taban rengi. Bu sırayı ilk sıramızı oluşturduk bakın. Şurası oluştu. Bakın sarı, beyaz, beyazı koyduk. Ne yaptık? En son koyduğumuz zaman alttaki boncuktan boş geçiyoruz. Dönerken de ne yapıyoruz? Beyaz alıyoruz. Bakın bu sırayı da buradan tekrar takip ediyoruz. Beyaz, beyaz, sarı. Şimdi şöyle göstereceğim. Evet, beyazımızı da aldık. Geçiş yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi tersten geliyorum ki şekli daha iyi anlayın diye. Normalde bunu döndürüp buradan yine sağdan sola devam edecektim. Sadece takip etmeyi iyi anlayın diye bu sırayı bu şekilde göstermek istiyorum. Takip anlayın diye. Bakın şurayı bitirmiştik. Döndük, beyazdayız. Beyaz, beyaz, sarı gelecek. Şurası bedevine sarı gelecek. Beyaz, beyaz, sarı. Tekrardan beyaz alıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi gold sarı miyokimiz. Evet. Şöyle göstereceğim. Bakın şurası oldu. Sarıyı aldık, içinden geçtik. Sarıyı aldık, içinden geçmiş olduk. Şimdi dönüşümüzde ne var? Lacivert alıp sarıdan geç. Lacivert alıp sarıdan geçeceğiz. Lacivert aldık. Sarıdan geçiyoruz. Sırada ne var? Sarı ve beyaz. Sarımızı alıyoruz. Gold sarımızı. Şuradan geçiyoruz. Tekrar yine beyaz miyokimiz var. Bakın oluştu. Neredeyiz? Lacivert sarı, beyaz. Beyazdan sonra dönüşümüz ne oluyor? Tekrar beyazın içinden geçiyoruz. Beyazın içinden geçtik. Şu lacivertin sırasında lacivert sarı, beyaz. Döndüğümüzde ne alacağız? Yine beyaz, sarı, lacivert. Beyaz. Gold sarı çerçevemiz, bakın verevine oluşuyor şimdi şu anda. Sarı, lacivert. Bakın oluştu. Neredeymişiz? Beyaz. Bakın şöyle de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. gold sarıdayım. 1, 2, 3, 4. gold sarıdayım. Gold sarı, lacivert. Ne yaptım? Lacivertin içinden geçtim. Bir sonraki sıramda açık mavi, lacivert, beyaz var. Şimdi açık mavimizi koyuyoruz. Sonra ne var? Açık maviden sonra lacivert ve beyaz var. Laciverti alıyorum.
ve beyaz. Evet. Şöyle örneğimi de bir yandan gösteriyorum ki daha iyi anlayın diye. Evet. Mavinin sırasını sayıyorum açık mavinin. Açık mavi, lacivert, beyaz. Açık mavi, lacivert, beyaz. Döndüğümüz zaman beyaz, sarı, açık mavi. Beyaz. Yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakmıyoruz. Beyaz neydi? Desenimiz. Şu sıradayız. İkinci mavinin olduğu sırada. Sarı, açık mavi. Gold sarı. Çerçevemiz. Açık mavi. Evet. Oluşturduk bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi neredeyiz? Şuradayız. Şuradayız. Lacivert, lacivert, beyaz. Lacivert. Lacivert. Beyaz. Evet. Bu şekilde oluşturduk desenimizi adım adım. Bakın şu sıradayız. Desenimizi şöyle de takip edebilirsiniz. Daha basit şekliyle. Bakın sarılar verevine gitmiş. Sonra 4 sıra sarı düz gitmiş. Lacivert verevine gitmiş. Buradan da şeklimizi takip edebilirsiniz. Şimdi neymiş? Sarı. Sarıdan boş geçtik. Diğeri taban rengimiz beyaz. Geri dönüyorum. Beyaz aldım. Yine ters taraftan geliyorum ki şeklimizi daha iyi anlayın diye. Yoksa çevirip de yapabilirsiniz. Takibi iyi anlayın diye yapıyorum arkadaşlar. Takibi iyi anladığınız zaman zaten feriteyi yapmış sayın kendinizi. Şöyle şeklimi de getiriyorum yan yana. Evet. Bakın neredeyiz şu anda biz? Mavideyiz. Mavimizi koyduk. Şimdi açık mavideyiz arkadaşlar. Bakın şuradayız. Açık mavi. Lacivert. Beyaz diye gideceğiz. Açık mavimizi aldık. Oturtuyoruz yerine arkadaşlar. Sonra lacivert. Takibimizi inşallah anlamışsınızdır. Beyaz. Takiplerimiz peyote de bu şekilde arkadaşlar. Püf noktaları bunlar. Ve şeklimizi bu şekilde takip ediyoruz. Ne yapıyoruz yine? Şeklimizi de şöyle getireyim. Yanına. Bakın açık mavinin sırası buydu. Açık mavi, lacivert, beyaz. Döndüğümüzde beyaz, sarı, lacivert. Beyaz.
beyaz, sarı, lacivert. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi üst taraftayız. Bakın. Laciverti aldık. Mavinin içinden geçtik. Dönerken hop. Lacivert tekrar. Tekrar lacivertle döneceğiz buraya. Lacivert. Sarı. Beyaz. Lacivert. Sarı. Beyaz. Evet. Bakalım şimdi hangi sıradayız? Şöyle yapalım, şeklimizi yaklaştıralım. Takibimizi daha iyi yapalım. Şöyle. Lacivertli kısımdaydık şöyle. Şuradaydık arkadaşlar. Lacivert, sarı, beyaz. Dönüşte de yine beyaz alacağız. Beyaz alıp şuradan beyaz, beyaz, sarı diye gideceğiz. Artık sarılar verevine doğru gidecek. Buradaki takibi basitçe nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bakın, sarılar buradan sonra ne yapıyor? Verevine doğru gidiyor. Demek ki geri kalan taban rengim verevde sarı. Öyle düşünün. Orayı da takip edebilirsiniz o şekilde. Şimdi beyaz aldım. Beyazdan geçtim. Yine şeklimde şöyle tutuyorum ki takibiniz kolay olsun diye. Beyaz aldım. Verevim zaten şurada olacak sarım. Mantıksal olarak öyle de. Döndük. Tekrar beyazımızdan, beyazımızı alıp sarıdan geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik. Evet, verevine, gold sarımız verevine gidiyor bakın arkadaşlar. Geriye kalan da taban rengimiz beyaz. Buradan da artık işiniz kolaylaştı. Buradan da bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben demek ki verevine sarı gideceğim. Geri kalan kısmım taban rengi olan beyazım. Böyle de hesaplayabilirsiniz. Bu da bu şekilde kolay bir yöntem. Bakın verevine gidiyorum. Şu anda. Evet, şöyle de ne yaptım? Bir sarıyla şurada bitirmiş olacağım. Bir tane yarım nazar boncuğum oluştu arkadaşlar. 4 sıra boş ördükten sonra 4. sıramızda bakın 1 2 3 4. sıramızı dönerken diğer nazar boncuğumuzu başlıyoruz. Bu da bu tarafa doğru verevine gidiyor arkadaşlar. Bakın bu tarafa giderken başlangıcı bununki de bu tarafa doğru başlıyor. Tam tersi yani. Bu tarafa giderken bu da bu tarafa dönük nazar boncuğunun şekli. Sağlı sollu yarım nazar boncukları bunlar. Diğer şeklimizi o şekilde oluşturacağız. Yani 1, 2, 3 şu şekli getiriyorum. Bu tarafa da uyguluyorum. Böylelikle sağlı sollu nazar boncukları elde ediyorum. Aralarında da 4 sıra, 3 sıra boşluğum var. 3 sıra
Boş örüyorum. Yandan sayıp 1, 2, 3. Yandan sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü sırada sarı miyokimle diğer nazar boncuğuma başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bileğinize gelecek şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle bileğime gelecek şekilde yaptım. Kaç taneden oluşmuş? Nazar boncuklarım 2, 4, 6, 8 taneden. Sizin artık bileğinize uygun kaç taneden oluşuyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Dolamalı yapabilirsiniz iki katı. Bakın şöyle. Dolamalı da yapabilirsiniz arkadaşlar bileğinize. Bu da çok şık bir model. Böyle de yapabilirsiniz. Artık siz nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster uzun dolama yaparak arkadaşlar, isterseniz de böyle sadece bileğinize göre yapabilirsiniz. Ben aparatlarımı böyle sürgülü aparat tercih ettim. Bu şekilde sürgülü aparat tercih ettim. Onları nasıl takacağız onu göstereceğim. Diyelim ki şöyle misinamız bitti arkadaşlar. Diyelim ördük misinamız bitti. Misinamızı ne yapacağız? Bakın şeklimi biraz büyüteceğim. Misinamı nasıl ekleyeceğim? Bunu bakın bu şeklim verevine gidiyor. Verevine giderek bu misinamı saklayacağım arkadaşlar. Verevine şöyle gidiyorum. Hiç düğüm yapmıyoruz arkadaşlar. Tekrar şuradan verevine çapraz gidiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çapraz giderek içinde ipimi gezdireceğim. İçinde ipimi gezdiriyorum. Bu şekilde çapraz gittiğim zaman misinam ipim görünmez arkadaşlar. Çapraz değil de düz giderseniz ipiniz ve misinanız görünür. Bu çapraz gitmeyi biraz aşağılara kadar gitmeniz gerekiyor. Biraz daha gidelim. İşimiz sağlam olsun arkadaşlar. Ne kadar giderseniz o kadar iyi. Çıkmaz, kopmaz. Çektim. Bakın bu şekilde. Bu misinamı bırakıyorum. Şimdi yeniden misina ekleyeceğim. Yeniden misinayı eklerken de yine hiç düğüm yapmadan şuradan biraz ucunda misina bırakıp şuradan çapraz yukarı çıkacağım. Buradan çıkacağım. Buradan çıkıp kaldığım yerden devam edeceğim. Nasıl yapacağız? Ben hemen misinamı takayım. Evet, misinamı taktım arkadaşlar, yeni misinamı. Bakın. En son tepeden aşağı indiğim misinam burada. Hiç kesmiyorum. Bütün işlemlerim bittikten sonra, biraz yol aldıktan sonra keseceğiz arkadaşlar. Kesip şu uçta yakacağız ama şimdilik dokunmuyoruz. Yeni misinamı takıyorum. Şu alttan gideceğim bu sefer. Yine çaprazına geçiyorum. Bakın çapraz geçiyorum. Hiç düğüm yok. Düğümsüz gidiyorum. Şöyle çapraz çapraz aralardan çaprazına geçtik arkadaşlar çapraz olarak. Bakın bitirdiğim misinam da burada.
başlangıç yaptım. Misinam da burada. Her ikisi de burada. Uçlarını bu şekilde bırakıyorum ki daha sonra kesip yakacağım. Biraz yol alalım. İşlemimizi yapalım. Daha sonra yakacağız. Çünkü çıkmasın arkadaşlar. Bundan sonra buraya kadar çapraz geldik. Bundan sonra tekrar buradan çapraz geçeceğiz. Tekrar buradan şuraya kadar gelip tekrar buradan geçip nerede kaldık biz? Şuradayız. Buranın altından, sarı gold rengimizin altından geçiş yaptığımız noktadayız. Yani bizim buradan tekrar çıkıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Eklememiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet. En başta yaptığımız bir stop boncuğumuz vardı. Bu stop boncuğumuzu buradan çıkartıp buraya kapamamızı yapabiliriz. Stop boncuğumuz işlemimizi tamamladıktan sonra çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, stop boncuğumuzu da çıkarttık. Peki buradaki misinamızı ne yapacağız? Buradaki misinamızı kapamamız ne şekildeyse, eğer boncuk ekleyip yapacağımız bir kapamaysa boncuklarımızı ekleyip kapamamızda dikebiliriz. Veyahut boncuk eklemeli bir kapama değilse o zaman ne yapacağız? Bu misinamıza iğnemizi takıp şu aralardan yürütüp bitireceğiz arkadaşlar. Ve kapamamızı ne şekilde takacağız bitirdikten sonra? Burada sürgülü aparatımız var. Bakın bir tarafı kapalı, bir tarafı açık. Bu sürgülü aparatımızı buradan geçirebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, sürgülü aparatımızı takabilmek için buraya aparatın geçeceği bir yer oluşturmamız gerekiyor. Onun içinde bir şeklimiz var. O şekli yapacağım. Aparatımız içinden rahatça geçebilsin diye arkadaşlar. Şöyle bir şeklimiz olacak. Şuradan tepedeki boncuğumdan boncuk almadan boş geçiyorum. Bir tane miyokim alacağım. Şöyle miyokilerimi yaklaştırayım arkadaşlar. Bir tane miyokim alacağım. Bakın şuradan geçiyorum tersinden. Geçtim. Tersinden geçtim arkadaşlar. Ve şuradan iki tane miyokimden de boş geçiyorum. Şu tepe noktasına ulaşıyorum. Yani tepe noktalarına birer tane daha miyoki eklemiş olmam gerekiyor. Şöyle aldım. Bakın şu tepeciklere birer tane miyoki ekledim. İlk taneden de boş geçiyorum arkadaşlar. Bakın bir bir şuraya tepecikler ekledim. Buraya da bir tane ekleyeceğim. Sürgüm rahat takılsın. Evet. Bu şekilde tepede tepeciklerim oldu arkadaşlar. Bunu bir bitirelim. Misinamızı dolaştırıp
burada sonlandıralım. Evet. Bu şekilde bitirdik. Daha aralardan gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar gezdirirseniz o kadar iyi, daha sağlam olur. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi sürgümüzü nasıl geçireceğiz bu? Yaptığımız şekilden. Bakın şöyle sürgülü bir aparatım var. Bunu nasıl geçireceğim size göstereceğim. Şu boncuk olmayan taraftan sürgümüzü geçirmeye başlıyorum arkadaşlar. Şuradan bakın. Bu zaten sürgülü. İçine boncuklarımı aldığım zaman bu sürgü hop geçiyor arkadaşlar. Bakın. Geçti. Sürgüme yer yaptım. Bu şekilde. Bakın sağa sola oynayabiliyor. Evet. Bu aparatımızı da sürgümüzü geçirdikten sonra pensemiz yardımıyla arkadaşlar diğer tarafını da büküyoruz. Ve bitireceğiz bu şekilde. Yavaşça burayı da kapatıyoruz. Evet. Kapattık arkadaşlar. Diğer ucunu da aynı bu şekilde yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Bakın burayı da o şekilde hazırladık, yaptık. Uçlarına da halka ve papağan taktık arkadaşlar. Bu şekilde ayarladık. Dilerseniz bileğinize göre, dilerseniz iki katı yapıp dolamalı bileklik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de çok şık oluyor. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın.